Yeniden merhaba arkadaşlar, ben CryptoVenus. Bugün sizlerle birlikte Satoshi Monsters projesini inceleyeceğim. Satoshi Monsters arkadaşlar bir NFT satın alabileceğiniz, oyun oynayabileceğiniz, oyna kazan platformunda çalışan bir proje. Bugün bu projeyi tanıtacağım sizlere. Bu oyunu oynayarak siz de işte çeşitli kazançlar elde edebileceksiniz falan. Burada pazar yerleri falan mevcut. Mesela kule var. Kule sahibi oluyorsunuz böyle. Canavarları öldürüyorsunuz, ganime sahip oluyorsunuz ve benzeri gibi oyun işte arkadaşlar. Açıklama kısmını zaten linkini bulursunuz. Burada Guardian Tower Guardian Bookmark var arkadaşlar. Bunu incelersiniz. Bakın zaten oyun hakkında gösteriler var. Bunlar towerlarınız oluyor. Bunlar canavarlar falan işte. Siz bu canavarları öldürerek işte şeyler kazanıyorsunuz. Gördüğünüz gibi burada da şeyler var yani, leveller falan var. Bunları işte oynayabilirsiniz. Tabii ki de son zamanlarda Metaverse hakkında çok ilginç haberler oluyor. Facebook adını Meta diye değiştirdi falan, bir sürü haber çeşitliği var arkadaşlar. Bu yüzden Metaverse projeleri gibi hani buna benzer projeler, oyun projeleri ve benzeri projeler çok etki ediyor arkadaşlar. Eğer siz de değerlendirmek isterseniz açıklama kısmındaki linkten girerek Satoshi Monster'ı inceleyip oyun oynayabilirsiniz. Kazanç elde edebilirsiniz. Ama videoda söylediğim hiçbir şey yatırım tavsiyesi içermemektedir. Bunlar kendi bilgilerim ve düşüncelerimden ibarettir. Burada inanılmaz atmosferden bahsediyor. Karizmatik canavarlardan temalı dünyalardan ve fantastik bir savaş sisteminden oluşan eğlenceli bir atmosfer yarattıklarından bahsediyor. Akılda kalan savaşlar varmış. Eğlenceli bir karlılığı sağlamak için uygulanan fantastik kule savunma mekaniklerini kullanarak kalelerini güçsüz canavarlardan koruyabilecek misin? Birçok ödülleri falan varmış. Satış canavarları hakkında burada bilgiler veriyor. 120 tane epik canavarları var. 70'ten fazla kule çeşitleri var ve 25 tane yetenekler falan varmış oyun hakkında. Genel bilgilerden bahsediyorum. Burada oynanış hakkında bir videolar mevcut. Bu videoyu isterseniz inceleyebilirsiniz. Görebiliyorsunuz zaten. Oyunda böyle yetenekler falan yani. Bir sürü çeşitli canavarlar falan varmış. İsterseniz incelerseniz burada oyun nasıl oynanır, bu konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz bu kısımdan. Kazanmak için oynuyorsunuz. Hope to play demiş. Burada kule sahibi oluyorsunuz. Canavarları öldürüyorsunuz ve burada da ödülünüzü alıyorsunuz. Kısa bir zaten anlatım var. Burada ekibiyle tanışalım arkadaşlar. Ekiplerini inceleyeceğiz şimdi. Hemen size şey yapsın, açılsın. Burada Carlos Alberto var. Geliştiricileri. Danner Santos oyun tasarımı. Jorge Dos Santos uç geliştirici gibi bir sürü takım mevcut. Bu takımı incelersiniz zaten arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Yani bu takımlarda bilgi sahibi olabiliyorsunuz. Mesela buraya Carlos Alberto'yu girip incelersiniz ve benzeri. İdoları 15 saat içinde olacakmış. Pardon, 15 saat miydi? Yok, 4 gün 12 saat. Bir gün içinde İdo'nun yer alacağı platformla ilgili bilgiler geleneksizliğinden açıklanacakmış ve benzeri. Burada NFT erişim paketi mevcut. Belirtili SSM'leri var. Bakacağız şimdi. Neyse, jeton dağıtımına bakalım, tokenomik kısmına. Bu token için önemli. Dağılımı görebiliyorsunuz. %45 Rivers Gaming, Prezeli %20, Liquid Pool %25, Developers'ı %5. Airdrop'ı 102 ayırmışlar. Binance Smart Chain alanında çalışan bir proje ve 300 milyon arz var. Burada arkadaşlar ekonomilerinden falan bahsediyor. Bu şekilde bir proje. Facebook, ABD, Telegram gibi bir sürü Telegram'ları var. Burada inceleyebilirsiniz. Mesela buna bastığımız zaman Telegram'larına gidebilirsiniz. 1000 üyeleri ve 194 ondan üyeleri var. Buraya girip sorular sorabilirsiniz. Beyaz kağıtları var. Buradan detaylı bilgiler alabilirsiniz. Satoshi Monsters hakkında detaylı bilgileri buradan alabiliyorsunuz arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada ödüllerden falan bahsediyorum. Düşmanlar falan. Yani bu canavarlar galiba. Levelleri varmış. Burada arsaları var. Burada arsaları satın alabilecekmişsiniz. Kule tipleri var. Burada bir sürü 70'ten fazla kule çeşidi var. Yetenekleri görüntüleyebiliyorsunuz. Jeton dağıtımı inceledik. Pazarlama destekleri, jeton dolaşımı. İdolar olacak 15 gün sonra, 4 gün sonra. Bu şekilde bir şeyler mevcut. Yol haritaları var mı peki bunun?
Yol haritalarını yönetebiliyorsunuz. Burada idol gelecek, private stake sale, launch on pancake setler istenecek. CoinGecko, CoinMarket gibi önemli yerlerde listelemeler olacak, launchlar olacakmış. Bunu isterseniz incelersiniz. Geri geldim siteye. Beyaz kartları inceledik. Pazar yerleri var. Kule alıp satabiliyorsunuz. Bu yakına gelecekmiş. Satoshi Monsters bu şekilde. Dediğim gibi Metaverse projeleri çok ilgi çekiyor son zamanlarda. İsterseniz yeri incelerseniz. Ben CryptoVenus. Bugün bu kadar da. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi burada da Satoshi Monsters'ın oyunun demosu mevcut. Burada demo modları, arcade mod, hunter mod gibi modlar var. Arcade modda mesela oynayacak olursam burada seviyeler var. Mesela bu seviyeye girdim diyelim. Bu seviyede gördüğünüz gibi oyun zaten gayet basit, anlaşılır bir oyun arkadaşlar. Burada demo packlerindeki şeyleri gösteriyor zaten. Buradaki kılıçlarını falan hani anlayabiliyorsunuz zaten. Buradaki buralara kendiniz inşa ediyorsunuz gördüğünüz gibi. Mesela bunu inşa ettim. Bunu inşa ettim. Bunu inşa ettim. Bunu inşa ettim. Buraya biraz dondurma koyalım ki mesela burada şeyler olsun. Burada paraları mesela düşüyor zaten burada. Yukarıda biriktirdiğiniz coin falan gözüküyor. Mesela burada şeyler var. Demo versiyonunda kullanılmayan burada özellikler var. Bu özellikleri de kullanabileceksiniz. Burada işte gelen buradaki paraları alabiliyorsunuz. Buradaki iksirleri alabiliyorsunuz arkadaşlar. Bu kaleyi korumaya çalışıyorsunuz. Burası bu şekilde. Ve bu ayın 5'inde idolar olacakmış. Burayı da inceleyebilirsiniz arkadaşlar. Gördüğünüz gibi buradaki şeyler de aldım. Burada işte amacınız, bakın buradaki şeyleri, enerjilerini, seviyelerini yenileyerek korumaya çalışmak. Hunter mod var. Şu anda sadece arcade mod çalışıyormuş arkadaşlar. Bu şekilde. Burayı tanıtmış olduk işte burasını. Bu şeyden NFT satın alabiliyorsunuz bu arada, onu söylemeyi unutmadan. Buradan NFT satın alma işlemlerini gerçekleştirebiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şu an 0.4 prize'li bir NFT var burada. Canavar NFT'si. This NFT granted bir starter pack on Satoshi Monster Game falan demiş. Gördüğünüz gibi üstü zaten NFT var. Mesela buna tıkladığım zaman da bunu görüntüleyebileceğim, şu anda satılmıyormuş. Ama bunları da böyle 5. mesela burada altta da inceleyebiliyorsunuz. Satoshi Monsters bu kadar da NFT'leri olan, oyunu olan güzel bir projeye benziyor. Eğer siz de incelemek istiyorsanız açıklama kısmındaki linkten siz de girip inceleyebilirsiniz. Ama videoda söylediğim hiçbir yatırım tavsiye içermiyor. Bunlar kendi bilgilerime, düşüncelerime emanettir. Videoyu beğenirseniz kanala abone olup paylaşıp bu tür videoların devamına gelmesini istiyorsanız